Spor yapmakla geçecek büyük ihtimalle ev işiyle. İş yerimiz kapalı olacak zaten 17 gün boyunca. Ben kendim Avrupa'dan geliyorum. Benim için geçmiyor. Karaman'a gidip geleceğim. Tatile devam. Derslerle falan geçmiş olacak çoğunlukla. Perşembe günü itibaren 17 günlük sokağa çıkmak kısıtlaması uygulanacak. Siz vaktinizi nasıl geçireceksiniz? Ben şu anda cuma günü yurt dışı yapacağım için yani benim için bir sıkıntı olmuyor. Yani o yönden ben rahatım. Yani buradaki vatandaşlar için yani biraz sıkıntı olacak tabii ki. Yani 19 gün değil mi tamamen? Ya işte biraz zor olacak herkes için yani. Daha ne diyebilirim ki ben için? Peki ya bu kısıtlamada yurt dışına gelen vatandaşların muaf tutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelmesinler bence. Ben buraya geldim yani şu anda annem Covid-19'a yalındığı için, yoğun yanında yattığı için ben buraya geldim. 2 gün sonra vefat etti. Yani kendisini kaybettim. O için ben burada biraz evrak işlerim falan vardı. Onları hallettim. Gidiyorum yani. Daha fazla burada kalmamın anlamı yok yani. Biz yurt dışından geldik. Bildiğim kadarıyla yurt dışından gelenlere serbest turist olarak. Biz çıkacağız ama bildiğim kadarıyla tüm dükkanlar kapalı olduğu için bir şey yapamayacağız. Sadece baş boş gezeceğiz. Gidebilirsek memlekete gideceğiz. Ziyaret. Tabii izin alabilirsek veyahut da turist olduğumuz için gidebilirsek gideceğiz. Ailemizi göreceğiz. Büyüklerimizi göreceğiz. Ondan sonra tabii günümüz geldiğinde yurt dışına tekrar dönüş yapacağız. Politika konusunda da tabii biz yurt dışında yaşadığımız için buranın politikasına tabii buranın şeyine tabii karışmamak gerekiyor. Yani fazla da yorum yapmamak gerekiyor. Çünkü yurt dışında yaşayıp da burada yorum yapanlara ben çok kızıyorum. O zaman eğer burayı çok seviyorlarsa veyahut da çok reisçilerse dönsünler gelsinler. Ben sadece bunu diyorum. Türkiye'de gelsinler yaşasınlar. Sadece oradan yorum yapmasınlar. Ben onu söylemek istiyorum sadece. Bu kadar. Canlı derslerim var. Onlara katılacağım. Sınavlarım var. Onlara çalışacağım. Başka yapacak işim yok zaten. İyi oldu çünkü ben koronavirüs oldum sınavlar dolayısıyla. Yani inşallah tekrar her şey dönür. Evde yatacak. Başka çaresi yok. Dışarı çıksak polis kelepçe vuracak. Yahut da 3000 lira ceza yazacak. İyisi mi evde durak. Camiye gider, camiden gelir. Cami de uzak ya, nasıl gideceksek? Ceza evet. Ceza yazarlar nasıl? Yok yok, camiye serbest. Serbest ama gidiş geliş. Serbest mi cami? İyi. Cami serbest, bakkal serbest, manav serbest. Hastane de serbest. Serbest. Hastaneler de serbest abi canım. Nereye kapalı? Ama zaten keyfi gezme dolanma yoktu. İhtiyacın için git diyor yani. O zaman nereye kapalı Ali? Çarşı pazar kapalı. Çarşıya gelmeyeceğim. Mahallende ihtiyacını gör diyor yani. Mahallede hadi top. Yazarken diyeceksin ki işim var. Hastaneye evet, gidiyorum. Evet. Markete gidiyorum ne alıyorum? Süt alacağım, ekmek alacağım, geri geleceğim diyor. Hadi gelmesen ne olacak? O zaten kandırıyorsun sen adamı. Zaten yalan söylüyor. Zaten çıkışın yalan. Zaten evet çıkışın öyle ider diyeceksin yani. Değil mi? Vallahi öyle diyecek. Ama çarşıya gelirse olmaz. Hepsi boş demişlerim. Bize yardım etsin. Evde boş durana kadar 18 gün yiyecek göndersin. Selam söyle sayın reisimize. Arkadaşlarımla birlikte geçireceğim 17 günü. Evde spor, tütsüyü yakarak, fal bakarak, ev işleriyle geçireceğiz. Kitap okuyarak, film izleyerek geçireceğiz. Birlikte bakım yapacağız böyle. Eğlenceli vakitler geçireceğiz. Vallahi şimdi şöyle diyeyim, ben evde durmuyorum. Ben şoförüm zaten, kaptanım. Özel halk otobüsündeyim. Bizim için öyle fazla şeyi yok zaten. Yat davası yok. Çalışan arkadaşlarımız var. Polisler ve de sağlık mensupları. Biz onlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Virüse gelince de bizim vatandaşlar böyle biraz saygısızca davrandığı sürece bu virüs hiçbir şekilde bitmez. Bana kalsa bu biraz daha sürmesi lazım ve de uzun süreli olması lazım. Böyle bir buçuk ay, iki ay gibi. Çünkü ilk önemli olan şey burada şu 65'likleri çarşıya çıkartmayacağım. Otobüslere bindirmeyeceğim. Spor yapmakla geçecek büyük ihtimalle ev işiyle. Evden zaten dışarıya çıkamayacağız. Arkadaşım bizde kalacak. Öyle yani film izlemekle, kitap okumakla. Karar şöyle, yani mecbur yapılması gereken bir şeydi. Evde geçireceğim zamanımı da. Evde bir yere gidemem yani. Sadece markete gidiyoruz, ekmek alıp. Markette işimizi görüp geliyoruz yani. Herhangi bir yere gitme şansımız yok. Kendi iş yerimiz var. İş yerimiz kapalı olacak zaten 17 gün boyunca. Böyle yani, evde geçireceğiz. Hangi sektördesin? Biz esnafım ben. Esnaf. Evet, kepek indirip kapatacağız dükkanımızı. Kiramız çalışacak, vergimiz çalışacak.
Ama yapacak bir şey yok işte. Hastalık olduğu için mecbur. Memnun değiliz ama şartlar bunu gerektiriyordu. Bakalım sonuç ne olacak? Mesele o. Sonuç ne olacak? Hani sonuçta bir yere varabilecek miyiz? Çektiğimiz bu çile sonuçta bir yere sonuçlanacak mı yani? İstediğimizi alabilecek miyiz? Mesele bu. Ben kendim Avrupa'dan geliyorum. Benim için geçmiyor. Karaman'a gidip geleceğim. Tatile devam. Karar nasıl? Karar iyi. Mecbur, gerekiyor. Bizim milleti biliyorsun. Ta fazla takmıyorlar. Mecbur takacaklar bu sefer. Peki yurt dışından gelen vatandaşların bu kısıtlamadan muaf olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Mecbur. Biz zaten buraya nefes almaya geliyoruz. Bir de bizi sıkboğaz edin. Ne olacak? Bu sefer hiç kimse gelmez. 3 lira 5 lira kazanacaklar diye ondan da olacaklar. Ben öğrenci olduğum için, online derslerim olduğu için zamanımın çoğu zaten onlarla geçecek. Ve sınava hazırlık falan derken aslında derslerle falan geçmiş olacak çoğunlukla. Bir de hobilerime devam edeceğim, yani kitap okumak falan gibi o şekilde.